ufacık bir herkes de giriyor gördüğü çalışanlar. Burası Cabinet Office, yani bakanların ofisleri burada. Bütün İngiltere'nin. Başbakan da buraya gelip toplantıları falan bu binada yapıyor. Efendim, Whitehall adı. Beyaz bina. Beyaz rengi olduğu için herhalde. Güzel bir. Ama yani, aşırı bir şey yok burada, bir koruma bilmem nesi yok. İşte bak, yani selamünaleyküm diye giriyor içeri. Tabii çalışan giriyorlar içeri, ben gitsin herhalde sokmazlar da. Bu kadar güzel. Ah İngiltere, ah. Yaktın beni İngiltere. Arkanızda Big Ben. Şuna bakacaksınız, büyük çan. Big Ben deniyor. Şimdi 4 sene çalmayacakmış. 2017'den itibaren 4 sene çan çalmıyor. Bu yıllardır çalan çan. Çünkü restorasyon geçiriyor. Ağır bir restorasyon, bakar mısınız? Ama bütün bina burada da var şeyler. Binayı restore ediyorlar. Bakın ne güzel, bir kısmını yapmışlar bile, açmışlar. Yavaş yavaş yukarıdan aşağı doğru iniyorlar galiba. Müthiş, bakar mısınız? Earl Haig, nerenin Earl'ü yani kontu bilmiyorum ama Birinci Dünya Harbi'ndeki Fransa'daki İngiliz orduların komutanı. Ama delikanlı duruyor baba. Bunlar atçı İngilizler. Ben de severim at. Ama hayatta en büyük kompleksim ata binememek. Yani ata binmeyi öğrenememek. Geçen gün sorular, hayatta ne isterdin, yapmadığın ne var? Ata binemedim ya. Bir ata binmek isterdim şöyle baba gibi yani, haşırt diye yani. Onu yapamadım işte. Hep onunla yanarım. Bir de bana şunu öğretsin de, artık yaşlandı, binemem mi acaba? Bilmiyorum ki. Yani ne kadar zor turist olmak. Şimdi o gitti oraya, kadın illa ata, lan elde mi oğlum ata, ısırır mısırır, orada yazıyor, dikkat et, at ısırır, tekme atar diye. O da turist gidiyor. Yani şimdi bunlar kraliçenin özel muhafızları. Yani yeniçerileri. Biz Osmanlı'nın yeniçerileri bunlar. Bunlar tamamen %1000 kraliçeye bağlı. Hepsi hayatını bir saniye bile şey yapmadan verebilecek abiler. Burası da arkadaki yerde, bu muhafızın beklediği yerde onların kışlaları. Kraliçe özel muhafızların kışlalarının önündeyiz sevgili dostlar. Orada da dikkat edin, ata ellemeyin. Sizi tekmeler yağar, ısırıyor. Orada da turist gidiyor, şimdi at ısırsa kabahat değil mi? Değil. Ben olsa ben ısırırım mesela. Atın yerini olsam ısırırım şu Japon karıyı. Ah diye. Winston Churchill. Anlatacak çok şey var. Her ne kadar İngilizlerin, şimdi İngiltere'yi hakaret etmeyeyim, yanlış anlamasınlar. İngiltere'nin Atatürk'ü gibi ama bence değil, yanlış adam. Çünkü hatta Çanakkale Yenilgisi'nde bir ara bitti işi. Yani hayattan, siyasi hayattan çekiliyor idi. Dünya Savaşı olmasaydı, İkinci Dünya Savaşı yoktu. İkinci Dünya Savaşı da tekrar yükseldi ve İngilizlerin milli kahramanı oldu. Ama şunu unutmayın, bakın çok önemlidir, unutmayın şunu. Birkaç tane çok büyük hatası vardır hayatta bana göre. Çok akıllı adam, cin gibi, zeki, devamlı elinde böyle purosu. Ondan sonra paltosu, bastonu, böyle bir adam, cin ama. Kafa kötüye çalışan bir cin bana sorarsan. Çünkü Almanya'daki savaş, yani İkinci Dünya Savaşı, Alman-İngiltere arasındaki savaşta hiç sivil bölge bombalanmıyor. Hep askeri, herkes askere karşı. İlk defa sivil, yani Londra'nın bombalamasındaki neden Churchill'den çıkar. Londra yerle bir oldu, yandı. Almanlar fena halde bombaladılar. Çünkü ilk sivil bölgeye saldıran bu adamdır. Dresden'e gider bombalar, İngiliz uçakları sivil halkı öldürür. Bu yüzden Almanlar ya öyle mi peki deyip Londra'yı yerle bir ederler. Hata iki. Çanakkale Savaşı'nın kararını veren ve büyük büyük yenilgiden binlerce askerin öldürülmesinin sebebi gene Winston Churchill'dir bana sorarsan. Hata üç, çok büyük hata, en büyük hata bence. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, herkes koyundan paraları toplar. Kadınlar altın bileziklerini çıkartırlar. Hatta Galata Köprüsü'nde kumbara atılır, herkes köprüden geçen para atar. Ve 2 milyon pound, tam unuttum, yanlış söylemeyeyim şimdi, para toplanır. Türkiye'den, Osmanlı zaten fakir ama millet fakir, aç, ekmek yemez, şeye verir, kumbaraya para atar. Kadınlar bütün altınlarını, gelinlik altınlarını, kolyeleri, bilezikler, herkes, halk
şeyde sosyete İstanbul'da tiyatroda eğleniyorlar Beyoğlu'nda. Para atıyorlar. Sonra kumbara geziyor Beyoğlu'nda. Bu zenginler de yüzükler, müzikler kumbaraya para toplanır. Niye biliyor musunuz? Çünkü Osmanlı'nın deniz gücü yoktur. İki tane gemi ısmarlanır buraya. Hatta bir tanesi yapılıyordur Brezilya'ya, Brezilya vazgeçer. Savaşta da Brezilya, savaşta durur Brezilya, ellerine kalır gemi. Bize bunu verirler, satarlar. Tam gemi bitti, teslim alacağız. Subaylar gelir. Kömür için para dediler, kömür parası. Hadi kömür parası çıkar. İstanbul'dan buraya kömür alınır, konur. Gidecek yani. Sabahtan da erkenden subaylar gelir, Türk subaylar teslim almaya, Osmanlı subayları, gemiyi alacağız. Gidiyor, bizim ya parasını verdik. Bayrak çekeceğiz, sabah erkenden gelecek Türkler, bayrak çekeceğiz. Bu adam gece bir karar verir, aynı gece. Yani sabahtan 5'te 6'da gidiyoruz, bayrak çekilecek merasimle, alıp gideceğiz gemimizi. Parasını da verdik, yapıldı falan, iki tane. Bir sürü de yanında mühimmat gemileri falan da yani doluyu, tek başına gemi değil, bütün ekip halinde götüreceğiz. Gece bir savaş ilan eder. Savaş kanunlarına göre bir anda değişir kanunlar. Uluslararası kanunlarda savaş zamanında gemilere el konma hakkı vardır. Ve bize teslim etmez gemileri. Savaş çıkardığı için. Biz deriz ki peki baba olabilir parayı ver. Onu da vermez. 2 küsur milyon pound. İngiltere'de şu anda Türkiye'ye hala borçlu. O zamanın parasına göre şimdiye vurursan hesap etmedim ama birkaç milyar pound olabilir. Yani faizlerini koyarsan, yıllık faizlerini. Hiçbir zaman verilmedi o para Türkiye'ye. Bütün o kadınların bilezikleri, kolyeleri, altınları hala İngiltere'nin kasasında duruyor. Yani para olarak durmuyor tabii, harcadılar muhakkak da bize olan borcunu. Ha, Dünya Savaşı'nda sonraki Kurtuluş Savaşı'nda o bir şekilde tazminat diye onu yuttular ama bu adamın marifetleriyle gemiler bize verilmediği gibi paralar da verilmez. Benim kalbim ona çok ağlar. İngiltere'yi severim, İngilizlerin hastasıyım, kurallarını, bu örf adetlerini severim ama buna dayanamam. Bu beni şey yapıyor yani bu. Bu geziyi böyle yapmak istemezdim size. Yani bu geziyi yani size neşeli bir Londra gezisi anlatırken bu adamı görünce benim şeyim dönüyor. Sevmiyorum ya. Sevmiyorum. Borcu var. Vermiyor. Verecek.